Merhabalar. Bugün yeni bir prostat biyopsi yönteminden söz etmek istiyorum. Prostat biyopsisinde bildiğiniz gibi prostatta kanser olup olmadığını araştırmak için çok sayıda küçük parça alıyoruz ve bu parçalar patolog tarafından mikroskop altında inceleniyor. Standart prostat biyopsisini transrektal yani kalın bağırsağın uç kısmı olan rektum yoluyla yapıyoruz. Burada makat bölgesine yerleştirdiğimiz ultrason probuyla prostatın görüntüsünü elde ediyoruz ve probun kenarından ilerlettiğimiz iğne yardımıyla rektum duvarından prostata geçerek çok sayıda örnek alıyoruz. Transperineal yani perineyi geçerek yaptığımız biyopside ise yine makata ultrason probu yerleştirerek prostatın görüntüsünü elde ediyoruz. Ancak parça alma işlemini biyopsi iğnesini bu kez farklı bir yerden anüste testislerin arasında yer alan perine adını verdiğimiz bölgeden geçirerek gerçekleştiriyoruz. Transperineal biyopsiyi daha önceden çekilen multiparametrik MR adı verilen özel bir MR incelemesinde sapladığımız şüpheli bölgelerle biyopsi sırasında ekranda gördüğümüz ultrason görüntülerinin birleştirilip üst üste çakıştırılmasını sağlayan özel bir yazılım kullanarak MR füzyon biyopsi şeklinde yapıyoruz. Yani prostatta hedef gözetmeden çok sayıda rastgele parça almak yerine MR'da sapladığımız kanser şüphesi bulunan bölgelere nokta atışı yaparak parça alma işlemini yapıyoruz. Transperineal MR füzyon biyopsinin birinci önemli avantajı işleme bağlı enfeksiyon riskinin neredeyse sıfır olması. Dolayısıyla makattan yapılan standart biyopsiye göre daha güvenli olması. Bu nedenle transperineal biyopsiyi temiz biyopsi olarak tanımlayanlar da bulunmakta. İkinci önemli avantajı özellikle büyük prostatlarda bezin ön tarafının teknik olarak daha iyi örneklenmesi sayesinde burayı tutan tümörlerin daha hassas bir şekilde saptanabilmesi. Transrektal biyopsiye göre tek dezavantajı daha fazla teknik beceri gerektirmesi. Dolayısıyla biyopsiyi yapacak kişinin tecrübesi burada daha da önem kazanıyor. Füzyon yazılımı sayesinde prostatta kanseri atlama olasılığı sıfıra yakın. Çünkü kanser şüphesi bulunan bölge tam olarak hedeflenebildiği için klasik biyopsiye göre çok daha erken ve daha doğru sonuç elde etmek mümkün oluyor. Ben transperineal MR füzyon biyopsi için burada gördüğünüz Artemis cihazını kullanıyorum. Burada cihaza entegre bir yazılım sayesinde MR görüntüleri biyopsi sırasında ultrason cihazıyla elde edilen görüntülerle çok hassas bir şekilde birleştirmek mümkün oluyor. Artemis'in donanımı MR'daki şüpheli alanlardan robotik kol yardımıyla otomatik olarak parça alınmasını sağlıyor. Sistemin önemli bir özelliği işlem sırasında hasta hareketinden kaynaklanan görüntü çakışması ile ilgili hataları telafi ederek hata oranını neredeyse sıfıra indirebilmesi. Böylece çok daha doğru sonuç elde edebiliyoruz. Artemis'in önemli bir özelliği biyopsi aldığımız koordinatları hafızasında saklayabilmesi ve daha sonra aynı bölgelerden gerekirse yeniden biyopsi almayı mümkün hale getirmesi. Bu özellikle agresif olmayan küçük bir kanser odağı sapladığımızda aktif izlem sürecinde bu odağın daha agresif hale gelip gelmediğini araştırmak için büyük kolaylık sağlamakta. Ayrıca aldığımız bir parçanın patoloji sonucu bazen ASAP adı verilen kansere dönüşme ihtimali yüksek bir doku şeklinde de gelebiliyor. Bu durumda daha sonra aynı bölgeden tekrar parça almak gerekiyor biliyorsunuz. Artemis bu parçanın alındığı bölgenin koordinatlarını hafızasına aldığı için bize daha sonra tam olarak aynı koordinatlardan parça alma olanağı sağlıyor. Transperineal MR füzyon biyopsiyi sedasyon adını verdiğimiz damardan verilen bir ilaç yardımıyla hafif bir uyku hali oluşturarak yapıyoruz. Bunun birinci gerekçesi ağrı hissedilmesi önlendiği için işlemin hastaların için daha konforlu hale gelmesi. İkinci gerekçe ise görüntü birleştirme ya da çakıştırma işleminde hataya yol açabilecek istemsiz hasta hareketlerini engellemek istememiz. İşlem yaklaşık yarım saat kadar sürüyor ve hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz.